Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen 7440 sayılı Kanun'un ihtiva ettiği hükümlerden birisi de kesinleşmemiş veya dava safhasında olan amme alacaklarına ilişkin olanıdır. Kanunun 3. maddesi ile yapılan mezkur düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız özet olarak aşağıda açıklanmıştır. Kapsam: Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin. Kapsam Vergi usul kanunu kapsamına giren ve ikmalen, rizin veya idarece tarh edilen vergilere ve yine aynı kanun kapsamında olup kesilen cezalara ilişkin. Olmak üzere, 31 Aralık 2022 tarihinden, bu tarih dahil, önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri, gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç. 2022 yılına ilişkin olarak 31 Aralık 2022 tarihinden, bu tarih dahil, önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri. 31 Aralık 2022 tarihinden, bu tarih dahil, önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları. B. Kanunun birinci. Maddesinin birinci. Fıkrasının A. Bendinin, 2. Numaralı alt bendinde sayılan idari para cezaları. C. 31 Aralık 2022 tarihinden, bu tarih dahil, önce gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zamları ve gecikme faizleri girmektedir. Y A tespiti. Vergi ve vergi cezaları hakkında. A. Kanunun yayımlandığı 12 Mart 2023 itibariyle vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş vergiler. Bu safhadaki vergiler henüz tahakkuk etmemiş olduğundan, madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş olması halinde, dava konusu yapılmış vergiler, ilk tarihat tutarına göre ihbarnamenin tebliğ edildiği tarih esas alınarak dava açma süresinin son günü itibariyle tahakkuk ettirilecek, bu tarihten bir ay sonrası ise vade tarihi olacaktır. Bu durumdaki vergi aslının %50'si ile bu tutar üzerinden yukarıda belirtilen şekilde tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak hesaplanması gereken gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak iyi üfe tutarının kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kaydıyla, vergi aslının kalan yüzde si, vergi ziyo cezası, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilere, gecikme faizi yerine hesaplanması gereken iyi üfe tutarı, kanunun yayımlandığı 12 Mart 2023 tarihine kadar hesaplanacaktır. Nokta. B. Kanunun yayımlandığı 12 Mart 2023 itibariyle, itiraz, istinaf veya temiz süreleri geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş vergiler. Bu kapsamdaki alacak asıllarının tespitinde 12 Mart 2023 tarihi itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır. Tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar, kanunun yayımından önce verilmiş ve taraflardan birine tebliğ edilmiş kararlar dikkate alınarak tespit edilecektir. 12 Mart 2023'den önce verilmiş en son kararın terkin, verginin iptali, kararı olması. 2. Bu durumdaki vergi aslının %10'u ve bu tutar üzerinden hesaplanacak yüfenin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kaydıyla, vergi aslının kalan %90'ı ile vergi zıya cezasının, gecikme zammının ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. 12 Mart 2023'den önce verilmiş en son kararın tasdik. Tarhiyatı onayan mahkeme kararı veya tadilen tasdik, tarhiyatı kısmen onayan kısmen terkin eden mahkeme kararı, kararı olması tasdik kararı olması durumunda tasdik edilen verginin tamamının, tadilen tasdik kararı olması halinde ise tasdik edilen verginin tamamının, terkin edilen verginin ise yüzde 10'unun, buna ilişkin iyi ile birlikte kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kaydıyla, vergi aslının kalan yüzde 90'ı ile vergi ziyağı cezasının, gecikme zammının ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. 12 Mart 2023'den önce verilmiş en son kararın bozma, onama veya kısmen bozma kısmen de onama yönünde olması. Bozma kararı olması halinde vergi aslının %50'si ile buna ilişkin iyi üfenin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kaydıyla, vergi aslının kalan %50'si, vergi ziyo cezası, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. Onama kararı, tarhiyatı tasdik eden kararı onayan karar, olması halinde, vergi aslının tamamı ile buna ilişkin iyi üfenin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kaydıyla, vergi ziyo cezası, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. Kısmen onama kısmen bozma kararı olması, onanan kısmın tamamı ile buna ilişkin iyi üfenin, bozulan kısmın ise %50'si ile buna ilişkin iyi üfenin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kaydıyla, kalan vergi aslı ile vergi ziyo cezası, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. Sadece vergi cezalarına karşı açılan davalar, 12 Mart 2023 itibariyle uzlaşma talepli alacaklar, idari para cezaları, gümrük vergileri, misil hakkında ayrıntılı açıklamalar ilgili genel tebliğde kapsamlı olarak açıklanmış olup ayrıca aşağıda konuyu özetleyen tablolarda ayrıntılı yer. Aldığından burada bu konulara değinilmeyecektir. Başvuru ve ödeme süresi. Kanunun 3. maddesinden yararlanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine bu tarih dahil kadar bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi şarttır. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu kanundan yararlanmak için 31 Ekim 2023 bu tarih dahil tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince ikmelen, rizim veya idarece yapılan tarhiyatlarla ilgili davalara konu alacaklar açısından madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin 7440 sayılı kanuna ilişkin yayımlanan tebliğ ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi iki örnek hazırlayarak 31 Mayıs 2023 tarihine, bu tarih dahil, kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Kanunun 9. maddesinin 13. fıkrası hükmü gereğince, davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili vergi dairelerine verilecek ve bu dilekçelerin vergi dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciğine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciğine gönderilecektir. Bu madde kapsamında hesaplanan tutarların, 30 Haziran 2023 günü olan ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde. Bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, feri alacaklar yerine iyi üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların, bu kanunun 4. 3. maddesine göre feri alacaklar yerine iyi üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dahil, %90'ının tahsilinden vazgeçilir. Nokta taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında, aylık dönemler halinde 12,18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Nokta. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.